Selamlar herkese. Bu videoda BZ-111-5 A tankını inceleyeceğiz. Bu tank seviye 10 Çin ağır tankı. Her ne kadar ağır tank da olsa bir orta tank hibrit diyebiliriz. Bu videonun yapılması isteyen arkadaşımız ise Günay Oktay'dı. Günay Oktay bize yaptığı yorumda BZ-111 ve 112 tanklarını anlatabilir misin demiş. Şimdi BZ-111-5 A tankını anlatıyoruz. BZ-111-5A tankı dediğim gibi bir ağır tank olmasına karşın ağır tank, orta tank, hibriti bir tank diyebilirim. Çünkü bu tankla saatte 50 km hıza ulaşabiliyorsunuz. Hareket kabiliyeti bir ağır tanka göre, özellikle kendi sınıfında bir ağır tanka göre gayet başarılı. 42 derece kendi etrafında dönme değeri olan bu tank geri hızında ise 15 km'yi koruyor. Bu tankla ağır tank gibi oynayabilir ve orta tank gibi de oynayabilirsiniz. Maçın başında dizinize bakın. Eğer çok fazla ağır tanklar varsa kendinizi orta tankların gittiği bölgeye atabilir ve yeri geldiğinde kanat değiştirebilirsiniz. BZ-111-5A tankı ise 130 mm'lik bir top kullanıyor. Bu topun hasarı 490. Delme ortalamaları ise ilk mermide 250, ikinci mermide 200, 340 pardon ve 65 mm'de patlayıcı mermisi deliyor. Topun base yükleme hızı 11.2, fakat bendeki donanımlarla ben bunu 8 saniye indirdim. Nişan açısından biraz zayıf bir tank. Yine base olarak 0.39 nişan alma dağılımı var 100 metrede. 2.5 saniye ise nişan alma süresi. Bunlar gerçekten hareketli bir tank için biraz yüksek değerler. Topun eğilme -7 derece, evet bu sizi iyi bir değer değil ama kendi sınıfındaki tanklara baktığınızda nispeten hani az çok eğilebilecek bir topunuz olduğunu görüyorsunuz. Bu anlamda birazcık da engebeli arazilerde topunuza güvenebilir. Az çok taret ve hulldan pozisyonlarında kalmaya çalışabilirsiniz anlamına geliyor. Tankın gizlenmesi ve tespit etmesi için de çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Zaten gizlenme oranı ağır tank olduğu için gayet düşük bir gizlenme oranı. Fakat tespit etmeye geldiğimizde bu bizi az çok tespit anlamında tatmin edebilir olduğunu söyleyebilirim. Bendeki donanımlarla birlikte ben bunu 674 puana kadar çıkardım. Oynama anlamında ise dediğim gibi bir breakthrough tankı. Ön gövdedeki mızrak ucuna güvenebilirsiniz. Burada hafif bir açı vermeniz gerekecek. 25-30 derecelik bir açı sizin çok rahat mermileri sektirme olanınızı arttıracaktır. Side scrape yapar mı diye sorduğunuzda ise size yapamaz diyemem, yaparsınız fakat biraz dikkatli olmanız gerek. Çünkü ön gövdedeki açı yüzünden side scrape bazen hafif bir el ayarıyla ciddi hasarlar almanıza sebebiyet verecektir. Şimdi garajımıza gideceğiz ve ardından da bir maç yaparak bu tankı sahada inceleyeceğiz. Evet, dediğim gibi bu tankı birazcık daha breakthrough, orta tank tarzında oynamanız gerekiyor. Hareketli bir tank, hareket kabiliyetini muhakkak kullanın. Bu tankta tavsiye edebileceğim en önemli donanımlar nişan alma, yükleme ve havalandırma. Bu donanımları kullandığınızda gördüğünüz gibi tankınız gerçekten dakika atış başı olmak üzere çok ciddi bir şekilde saniyede 8.85'e kadar indiriyor ki bu seviye 11 tank için çok muazzam bir başarı diyebilirim. Tankın zırh şemasına baktığımızda ise VZ-111-5A tankında gayet güçlü bir zırh görürüz. Özellikle kule zırhımız 300 mm, kule zırhı yan tarafı 180, arkası ise 60, gövde zırhı ön 140, yanlar 120, arka ise 60, 2200 can puanımız var. Tankın bekası fena değil. Özellikle zırhınızı, taret zırhınızı kullanmanız gerekiyor. Şöyle şu açıdan baktığınızda gördüğünüz gibi taretin ciddi bir şekilde eğimli olduğunu görüyorsunuz. Ön taraftan gelen mermiler için. Bu da 600 mm'ye kadar size efektif zırh kalınlığı sağlıyor. Tabi burada komutan kapaklarından yememeye dikkat etmeniz gerekiyor efendim. Gördüğünüz gibi ön zırhtan göründüğünde ön zırhınız ve kule zırhınız arasında ciddi bir fark olduğunu görüyorsunuz. O yüzden ön zırhınızda şöyle bir açı verirseniz ya da hareketli olursanız kolay kolay sizdelebilecek bir tank çıkmayacaktır. Tabi ön alt zırhınızın burada ne kadar zayıf olduğunu görüyorsunuz. Bildiğiniz üzere ön alt zırh birçok tanklarda zayıf. Yan sektirme ise işte şundan bahsediyordum. Şu açıda durduğunuzda evet side scrape yapabiliyorsunuz ama şu yeşil bölgeyi, zırhınızın şu bölgesini gizlemeniz gerekiyor.
İşte orada biraz el kaçırması falan derken çok rahat hasar alabilecek duruma getirebiliyorsunuz kendinizi. Tarihiniz muazzam, dediğim gibi 600 mm'ye kadar çıkan efektif zırhınız var. Üst kule biraz zayıf. Burayı biraz koruyacaksınız. Ön alt plakayı koruyacaksınız. Sabit değil, hareketli durduğunuzda ise tankınızda ciddi bir anlamda sektirme sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet, şimdi de savaş değil sizle birlikte. VZ 11-5 ayla. Önce hemen tabii şöyle bir şey yapalım. Sadece tank simlerini gördük biz. Geri kalanına gerek yok. Şimdi dediğim gibi bu tank bir ağır tank, orta tank hibriti olduğu için burada siz biraz daha ortaların olduğu yere oynayabilirsiniz. Ben de ortaların azlığını görüyorum ve sağ kanadın tutulması gerektiğini düşünerek sağ kanada geçiyorum. Çünkü tankımız az çok nispeten hareketli bir tank ve orta tank olarak da oynayabiliyoruz. Fakat sağ tarafa geçerken burada haritayı kontrol ediyorum ve bizden kimsenin sanki sağa doğru gitmediği gibi hissiyatına kapılıyorum. Arkaya bakacağım burada durarak. Çünkü ne oluyor lan diyorum. Spotlanıyorum. Bakıyorum, haritayı kontrol ediyorum. Arkamda iki tane tank abisi var. Onlar da buraya geliyor. Ve hemen geri düşüyorum. Tekrar bir emin olmaya çalışıyorum. Çünkü buranın tutulması gerek. Herhangi bir kanat tutulmazsa çok büyük bir ihtimalle o kanattan golü yersiniz. O kanatınız boş kalır ve golü yersiniz ve bakıyorum gelen yok. Evet, geri dönüyorum. Sıçarım sizin şarap çanağınıza diyorum ve geri dönüyorum. Burada iki atış yiyorum. Hasar alıyorum. Ciddi hasarlar alıyorum. Haritaya baktığımda yine oraya giden yok. İşte bu çok büyük bir hata. Bu tip oyunlarda, bu tip durumlarda mutlaka sağ tarafın medler tarafından genelde tutulduğunu görürsünüz bu haritada. İşte Lice genelde o benim bulunduğum pozisyonun biraz daha ilerisinde E8, E9 bölgelerinde gibi spot verir. Oralarda da durur. Fakat bizde orada duran yok. Orayın umurunda olan yok. Light'ımız ise ortaya geçmiş, geziniyor. Tabii yapacak bir şey yok. Hani ben burada eskiden çok yapardım, işte kızardım, bağırırdım ama yapacak bir şey yok. Yani Light gördüğünüz gibi orada bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ne olduğu da belli değil. Eğer Light benden önce gitseydi büyük bir ihtimalle açılacaktı. Düşman tankları, ben de onları rahatlıkla vuracaktım. Burada ağırların yerine geldim ben artık. Çünkü orada yapacağımız bir şey olmadığını fark ettim. Burada zırhımızdan sektiriyoruz. 705A'dan. Mouse'dan sektiriyoruz. Paletim kırıldı. Paletimi düzelttim. 705A'ya nişan alıyorum. Denemeyeceğim anları. İleri gidiyorum. Ve burada bir sürprize karşılaşıyorum. Görür görmez sağa çekiyorum. Ama Teyzon E4 sürprizimizi bizim zırhımızın yan tarafına bırakıveriyor. İşte bahsettiğim nokta bu. Side scrap yapabilirsiniz ama elinizin ayarı biraz kaçınca, hele bu karşıdaki Teyzon E4 gibi penetrasyonu yüksek bir tank avcısıysa çok rahat zırhınız delinebiliyor. İleri gidiyorum. Burası da birazcık pasif oynuyor gibi geldi bana. Çünkü çok geride kalmış tanklarımız. Yani bir tanesinin soldan gitmesi lazım. Sarmaya çalışması lazım. En azından ilerideki mouse'u ve 705 ayı rahatsız etmesi gerektiğini düşünüyorum. O arada yukarıdaki light'ı düşünüyorum. Vazgeçiyorum. Teyzun E4 orada mı acaba diye bakıyorum. Bir side scrap yaparak çıkmak istiyorum. Çünkü deminki bir sürpriz istemedim. Burada tekrar sağ tarafa bir hasar gelsin istemedim. Şu anda oyun benim için çok kötü gidiyor. Çok kötü gidiyor. Yani çok ciddi 3 tane hasar yedik. Ve canımızın %70'ini bıraktık. Mouse'u yandan gördüm. Hasarımı verdim. Benim için de kötü gidiyor oyun. Takım için de kötü gidiyor. Çünkü sağ tarafı gördüğünüz gibi sağ taraf tamamen düşmüş. Orta bir şeyler yapmaya çalıştı bizim ortadaki arkadaşlar. Fakat onlar da sağ tarafın düşmesiyle sağ taraftan atış aldığı için ortada düştü gibi artık. Ortada bitti diyebiliriz. Bir de Kobi 140 kaldı. O da çaresizce yardım istiyor ama aslında o bir 140 gibi bir tankın burada sağa gitmesi lazımdı. T100 LD'nin sağa gitmesi lazımdı. Bir tane de TD sağa gitse ben de sağa gitmiştim zaten. Sağ tarafı çok rahat tutardık. Oyunu da kaybetmezdik. Devam ediyorum. Burada Monsun'un zırhının ne kadar kalın olduğunu aç verdiğinde görüyorsunuz. Ön zırhına atışımı yapıyorum. Zaten hareket halinde dedemeyeceğimi anlıyorum ve ikinci mermiyi yüklüyorum. Artık burada tamamen şunun kafasındayım ben. Oyun kaybettik. Çünkü sağ taraf düştü. Yaklaşık 2-3 dakika sonra tamamen basacaklar. Çünkü bizim sağ tarafta, bizim geri taraf sağ tarafın bastığını görünce onlar da daha da geriye gitmek zorunda kaldı. Yine Teyzun E4'ü görüyorum. Side scrap yapıyorum. Üstteki komutan kapağından vuracağım. O benden sektirdi gördüğünüz gibi. Ben de onu komutan kapağından vurarak hasarımı veriyorum. Fakat benim için işler hiç iyi değil. Burada mouse'u görüyorum. Altına nişan alıyorum ve mouse'u da altından delerek
Ona da 464 hasarımızı veriyoruz efendim. Mouse yeri giriyor. Bir atışımız daha olacak mı diye bakıyorum. Ve evet, bir kez daha mouse'un altından atışımı yapıyorum ve deliyorum. Gördüğünüz gibi burada tankın, şu maçta tankın top yükleme süresinin ne kadar ön plana çıktığını görüyorsunuz. Topumuz yaklaşık 8,5 saniyede yüklüyor sanırım. Ve bu da kendi seviyesindeki bir tank için gerçekten çok başarılı. Oyuna ilgilenen VTA Wolf'u görüyorum. Biliyorsunuz VTA Wolf kiralanarak oynanıyor bu sıralar. Waffen Tiger etkinliğinde kiralık olarak çıkıyor size. Mühendis ateşleyicilerinden ona hasarımızı veriyoruz efsaneye. Efsaneye tekrar hasarımızı vereceğiz. Garaja yollayacağız. Ve bir Waffen Tiger. What the fuck? Garaja yolluyoruz. Bu arada bu tank 18 Ekim'e kadar, eğer kiralık olarak çıkmışsa size 18 Ekim'e kadar rastgele savaşlarda oynayabiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi tamamen artık arka tarafımız düşmüş durumda. T100NT hala enteresan bir şekilde oynuyor. Şunu da söyleyeyim, son zamanlarda light tankların son derece kötü bir oyunculuk sergilediğini görüyorum. Bunun da ihtimali şu geliyor bana, çünkü artık birçok kişi light tank aldı ve light tank almak ya da herhangi bir tank almak eskiden kolay değildi. X5'ler, X3'ler yoktu ama şu anda çok rahat alabiliyorsunuz. Serbest deneyim vesaire, bunu da üstüne ekleyince rahatlıkla light tankları açabiliyorlar. Tabii çok da etkili oynadıklarını söyleyemem. Burada FB'yi görüyorum. FB boşa atış yapıyor. Hatalı bir atış yapıyor. Görür görmez nişanımı alıyorum. Onu da garaja yolluyorum. Artı bana atıyor. Şimdi burada iki seçenek var. Bizim aslında şunu yapabilirdik. Burada da bizim hatamız diyebilirim. 1, 2, 3, 4 haritayı okuduğumuzda 1, 2, 3, 4, 5 tank artıyı saymazsak bizim base'e yakın gibi görünüyor. Rakip base'e gidebilirdik ama yine yetişebilecek bir durumumuz yok. Bakın hepimiz çok ağırız. Hani işlerinde bir tek ben az çok nispeten hızlıyım. Ben de sıçarım diyorum bizim şarap çanağınıza. Başlarım sizin şarap çanağınıza diyorum. Bana ne diyorum. Geri dönüyorum. Çünkü bir adam hata yapıyorsa bence bazen onun şeyini çekmeli. Yani oraya bir light oraya gitmiyorsa, bir light sağ tarafa gitmiyorsa, bizim gördüğünüz bir light şeye gidiyor ama o da base'e girmiyor. Artık kovalıyor. Çok ilginç. Çok ilginç. Çok manidar. Burada artık VZ'yi anlatmayı bırakıyorum size. Oyunu anlatıyorum. O da artık kovalıyor. Artı vurayım. Artı'yı hasar vererek 300-500 hasarım artsın diye uğraşıyor. Şimdi biz de yine ziklemeden efendim ne yapıyoruz? Sol tarafa yakpanzerle gidiyoruz. Oyun kaybetmişiz, kazanmışız. Kimin umurunda? Devam ediyoruz. Yakpanzer görüyorum. Birazcık arkadan itekliyorum onu. Sonra ya boş ver diyorum. Niye itekliyorum ben bunu? Sanki yetişeceğiz diyorum. Ah bakıyorum STR Bey'e çevir at yapıyorum. Çok şanslı. Çok şanslı bir şekilde bu tankı garaja yolluyoruz. Tabii oyunu kaybettik. T100DT orada kepe girebilirdi. Düşman kepine girebilirdi. Tercih etmedi. Artık saygı duyuyorum. Bir şey demiyorum ama çok kötü bir oyunculuk. Bakın ben şu anda belki bizim kepte olabilirdim. Eğer oradan bahsedeyim şu dakikalarda bir kepte olabilirdim. Yine kaybederdik. Burada tabii bir AMX görüyorum ben hemen ucundan. Yine çevir at yapıyorum ama bu sefer topum bana diyor ki yok kardeşim diyor, o kadar değil. Dur diyor. Ve maçı kaybediyoruz. Maç sonunda 3488 hasarımızı atıyoruz. 2380'de zırhımız sektiriyor ve 925'te destek hasarı oluyor. Özetle bu oyunda topumuzun hızlı yüklemesinin avantajını gördük. Zırhımızı kullanmaya çalıştık. Dediğim gibi bazı yerlerde hata yaptık. Aslında hata değil, bir sürprizle karşılaştık ve o sürprizden kurtulmaya çalışırken T-Zone'den bahsediyorum. Hasarımızı yedik. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.